güzel bir tane kurdum. Çok beğendim. İyi fikir. Çok beğendim. Benim de katkılarımı alırız. Çok iyi. Fikirleriniz için çok önemli. Fikirleriniz. Nitelikli ve nitelikli okullar kazandırmalıyız. Zanaatkar kadar sanatçı ve bilim insanları yetiştirmeliyiz. Sizler aracılığıyla tüm devlet kurumlarıyla birlikte her türlü plan, proje, fikirlere, yatırımlara açığız. Fakat bugün eğitim ülke standartlarında zor ve ekonomik olarak güç bir hal almaya başlamıştır. Ekonomik açıdan istihdam alanlarını geliştirmeye çalıştığımız Ayvalık için çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Ayvalık her konuda kabullenmişliğe karşı gelmelidir. Benim gözlemim, Ayvalık'ta şu var, kabullenmişlik var. Böyle gelmiş, böyle gider. Hayır, bizler böyle gitmeyeceğini ispatlamalıyız. Ki Ayvalık'ta öyle bir potansiyel olduğuna da ben açık yüreklilikle inanan bir insanım. Gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz bir yapılanma için buradayız. Onları biz fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler ve bu vatana, bu millete kocaman gölgeler yaratan ağaçlar gibi, Ayvalık'ın zeytini gibi verimli, ömürlü olarak millete hizmet edecekler. Sözlerime son vermeden önce bugün ayrıca önemli bir gündür. Hem Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hem de Büyük Taarruz'un yıl dönümü başlangıç günüdür. Burada hem Milli Eğitim Müdürümüz, hem kaymakamlarımız, hem de valimizle beraber eğitime önem verme ortamını oluşturmuş bulunuyoruz. Kütüphane oluşturarak çok farklı eğitim imkanları ve hayatı anlamlı. Kendi insanını geliştirmiş, eğitmiş toplumlar her birinden, her birimizden bir adım önde bulunuyor. Evet, bizim ilçemizde de eğitim toplumun bütün akslarıyla, katmanlarıyla beraberce planlamaya çalıştığımız bir disiplin. Evet, biz bunu ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Müdürlüğümüz ve onun bağlı kuruluşlarıyla beraber yönetiyoruz. Ama bu pek yeterli olmuyor. Aslında çağdaş eğitim normuna baktığınızda da sadece bu kanalla da bu disiplini yönetmek çok doğru değil. Bunun birçok ayağı var, birçok paydaşı var. Bu işte bütün o paydaşların, bütün o aksların uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle, birbirini anlayıp tanımasıyla mümkün oluyor. Ben gittiğim her yerde, görev yaptığım her yerde bu disiplinin beraberce koordine edilmesi, beraberce sorun başlıklarını neyse tespit edilerek giderilmesini önemsemişimdir. Her yerde ifade ettim. Sağ olsunlar, Ayvalık'ta da arkadaşlarımız bunu kendilerine görev edinmişler. Dediğim gibi, sözümün başında ifade ettiğim gibi her birini canı yürekten kutluyorum. Bu sorunun çözümüne dönük olarak bir dernek oluşumu içerisine gittiler. Belediyemiz, belediye başkanımızla beraber çok güzel bir grup bunu kendine görev edinmiş ve çözmek için, bu sorunun bir kısmı ortadan kaldırmak için bir gayret içerisinde olmuşlar. Biz de kamu kurumları olarak elimizden gelen her ne var ise onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Güzel Bey yazılmış herhalde, güzel başkan. Evet başkanım, merhaba. Uçağım var, onu bekliyoruz. İnşallah İstanbul'a inip tekrar memleketimize geleceğiz. Böyle bir düşünceyle bir araya gelmiş olmanızı takdirle karşılıyorum. Eğitim çok önemli. Eğitim iyi olduğu yerlerde sanat olur, müzik olur, şiir olur. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere böyle anlamlı bir şey yaptığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün anlıyorum ki sizler Ayvalık'tan ayrılıp başka şehirlerde okuyacak öğrenciler için bir araya gelip bir maddi imkan sağlayıp o çocukların rahat edip gittikleri yerlerde hem ekonomik sıkıntı yüzünden farklı sosyal aktivitelerden geri kalmasınlar, hem de başka şehirlerle uğraşacaklarına, yani çalışıp gelir elde etme yerine hayatı anlamlanma en güzel çağlarında kendilerini geliştirecek daha farklı şeyler yapabilmek için burs toplamak için bir araya gelmişsiniz. Ben burada derneğinizin arkasında %100 büyük şehir olarak duracağımıza, aynı zamanda Ayvalık'taki gençlerimizin kötü alışkanlıklar yerine
iyi bulabilmeleri için farklı imkanları sunmamız gerektiğinin bilincinde sizlerin bize de tavsiye edeceği, çünkü arkasında sivil toplum örgütleri olan, gönüllülerin olduğu her iş olması gerektiğinden daha başarılı oluyor. Bu dernek bize ışık tutar. Biz de bu derneğin ihtiyaçları tespit ettiği şeyleri oradaki belediye başkanımız, kaymakamımız, eğitim camiasıyla beraber daha üst çıtaya çıkartır. En iyi sporcuların, en iyi eğitimin, en iyi sanatçıların olduğu bir Ayvalık ortaya koyarız. Ben inanıyorum buradaki nitelikli katılımcılar çok güzel şeylere imza atacak. Bu iş sadece para vermek ve üstümüzden yük atmak da olmuyor. Hepimiz bir anne baba adayı veya şu anda mevcut öyleyiz veya bir torun sahibi olacağız veya yeğenimiz bir şekilde öğrenci. Ve bunlarla ilgili şimdiden yaptığımız her türlü yatırım hem Ayvalık için, hem şehrimiz için, hem de ülkemiz için çok faydalı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Ben de Yücel Yılmaz olarak bilmiyorum öğrencilerimize ne kadar burs uygun gördüler. En az 3 öğrenci bursu ben de Yücel Yılmaz olarak vermeyi taahhüt ediyorum. Belediye olarak da her zaman beraberiz inşallah. Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Biz tabii ki dediğimiz gibi Ayvalık ikametgahında, Ayvalık'ta yaşayan ailelerin çocuklarına hem burs vermek hem de eğitim seviyesini yukarılara çekebilmek istiyoruz. Özellikle nitelikli eğitim konusunda Ayvalık'ın bir sıkıntısı var. Bu konuda nitelikli eğitim konusunda gerek siyasi gerekse bürokrasi engellerini aşabilme konusunda sizden destek istiyoruz. Mesela bir fen lisesinin Ayvalık'ta olmayışı hep Ayvalıklar açısından bir eleştiri konusu olmuştur. Hem de şunun sözünü istiyoruz, Ayvalık'ta bir fakülte istiyoruz. Sizden de bu anlamda siyasi ve bürokratik destek istiyoruz. Mesela bir Güzel Sanatlar Fakültesi veya bir Mimarlık Fakültesi'nin Ayvalık'ta olmasını hepimiz hayal eder ve isteriz diye düşünüyoruz. Bu konuda da sizlerden destek istiyoruz. Evet, Fen Lisesi ile ilgili gerekli arzımızı yapalım, talebimizi bildirelim. Ama onun kendi içindeki özelliğini ben tam bilmiyorum. Yani çünkü %1'lik dilimdeki öğrencileri alma olduğu zaman çok daha başarılı oluyor. Bunlar da belirli noktalarda toplanıyor. Şehirlerde okuyacak öğrenciler için bir araya gelip bir maddi imkan sağlayıp o çocukların rahat edip bugün yerleşen öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Ayvalık'tan mutlaka birçok öğrencimiz ilk kez Türkiye'nin çok farklı yerlerinde akademik kariyerlerini yapmak, lisans eğitimlerini almak için önümüzdeki günlerde gidecekler. Gönderirken de Balıkesir'imizin çok farklı fakültelerine, önümüzde bulunan yerlerine öğrenciler gelecek. Özellikle öğrencilerimizin spor, sanat ve kültürel alanda başarılı olması için hem fiziksel şartları hem de manevi, maddi desteği sağlamak için işbirliği yapıyoruz. Derneğimizin kuruluş fikri ve ateşi, Sayın Başkanımız Mesut Ergin'in istek ve talimatları doğrultusunda seçimlerden önce kendi aramızda konuşarak oluşturduğumuz bir fikirdir. Seçimlerden sonra ise hemen Başkanımız bu derneğin oluşumu için gerekli talimatları vermiştir. Biz de onun talimatları doğrultusunda elimizden geldiğince bu derneği çabuk ve doğru şekilde kurgulamak adına çabalarımızı ortaya koyduk. Bunun sonucunda da geçen senenin yaz aylarında kuruluş faaliyetlerimize başladık. Amacımız memleketimizde Ayvalık'ta siyaset üstü, kişiler üstü, öğrencilerimizi ihtiyaç sahibi tüm Ayvalıklı gençleri, tüm Ayvalıklı gençleri Ayvalık'ın dışına çıktıklarında destekleyebilmektir. Bir makbuz veremiyoruz. Bundan dolayı şimdi isteyenler varsa burada masalarımız bulunmakta.